Milano City Center. Milano'da Milan Kulübü ve Inter var. Onların fotoğraflarını unutmayın. Şu anda 4-5 derece. Oradan katedrale mi? Katedral gözüktü. Şu anda Milano Katedrali'ne geldik. Roma ve Milano. Önünde yine inşaat var ya. Bakalım yan tarafa çıkmıyor. Burası Milano'nun 1400-1500 yıllardaki merkezi. Burası
like one of the times that. Her yerden insan sürü var. Ne kadar kalabalık ya. Kaçta orada mı geldi dedi? Yedi. Yemedim mi? Yedi dedi. Yedi. Çok kalabalık. Look at my zinyas. Yeah, I think it's beautiful. What a great flag! What a great flag! Look at the green! Oh! Ha ha ha!
Şimdi katedralin arka tarafındayım. Tadilat çalışması var. Christmas'a hazırlık. Going shopping like every day of the week. Evet, şimdi tekrar katedralin tarafına geldik. İtalyan Krallığı birleştiğinde Victor Emmanuel için yapılan dünyanın ilk AVM'sine doğru gidiyoruz. Burada dünyanın en ünlü markaları satış ofisleri mevcut. Yapalım. Evet, yorulmaya başlandı. Rolex. Şimdi, bu arada bir şey itiraf edeyim, İtalya'da o kadar çok marka var ki, yani bizim bildiğimiz markaların sayısı çok az. Çok daha fazla marka var ve hepsi dünya çapı. Nasıl Türkiye'de
o kadar çok değiller yani. Burası 19.000. Foma Gölü gezintisi. Boşla konuşuyor. Merdivenleri görüyor musun? Burada ne? O raylı sistem var. Osman bak yukarı çıkıyor. Hey o ya. Finiküler deniyor ona finiküler. Taksim'de de var ya. Bak in çıkıyor şurada. Tramvay gibi. Tramvay gibi bir şey. Bana işte şu şunun evi, bu bunun evi dediği zaman sizlere onları da söyleyeceğim. Şu an komadayım. Dört kulenin evi burada değil. Daha İsviçre tarafında. Şeyin bölgenin adı, kasabanın adı. Buradaki ilk villa da oymuş. Nimet Hanım, daha demin geçtiğimiz otel vardı ya, adı neydi onun?